İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz, akşama doğru başladı. Günün gelişmelerinden sizleri bilgilendirmek için İstanbul'da stüdyomuzda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erdoğan Toprak var. Onunla bir konuşacağız. Telefon bağlantılarımız olacak. Günün gelişmelerini yine başlıklar halinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce İstanbul stüdyolarımıza dönelim ve Sayın Erdoğan Toprak'a iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar Sayın Aygün. Teşekkürler. Efendim, Türkiye çok hareketli günler yaşıyor. Hem adli bakımdan hem siyasi bakımdan. Bunlardan bir tanesi de Hatay'daki tır olayıyla gündeme geldi. Türk kamuoyunun gündemine oturdu. Savcı, emniyet görevlileri, jandarma, valinin işte tırı aratmama yazısı, MİT görevlileri ortaya çok bilinmeyenli bir denklem gibi bir durum çıktı. Son gelişmelerde de bu Adana Terörle Mücadele Savcısının görevden affını istediği, sonra Gaziantep'te görevlendirildiği şeklinde de duyumlar aldık. Siz bölgeyi iyi bilen birisiniz. Sizin bu konuyla ilgili son bilgileriniz ve değerlendirmeleriniz nelerdir? Şimdi aslında o bölgeye uzun zamandır baktığınızda orada birçok şeyin olayın olduğunu görüyorsunuz. Bu tırdan önce de bir başka tır daha yakalandı orada. O tırda da havan kovanları yakalandı. Oradaki meseleleri irdelediğiniz zaman Adana'da sarin gazı da 2013'ün Mayıs ayında da sarin gazı yakalandı. Yani o bölgede birçok şeyin olduğunu görüyoruz ve farkındayız. Ama bugün gelinen noktada baktığınızda bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Yani devlet krizi dediğim şu, savcıyı dinlemeyen bir kolluk kuvveti var. Yani böyle bir şeyi kabul edemezsiniz. Yani Türkiye eğer savcısının sözünü geçiremiyorsa bir hukuk sorunu var, bir devlet sorunu var demektir. Şimdi bundan önce baktığınızda birincisi, bir tane kamyonda havan kovanları yakalanıyor. Tesadüfen kamuoyu bundan haberdar oluyor. Ama ikincisinde önünde bir MİT eskortluk yapıyor ve ne olduğu belli değil, nereye gittiği belli değil. Türkmenler dediler. Türkmen cephesi bunu yalanladı. Ama şu anda bizim bunun içerisinde nereye, kime, ne götürüldüğü bilmediğimiz, hukukun tamamen yok edildiği bir düzen yaşıyoruz. Türkiye bence bir an evvel kendisine dönüp hukuk devleti olduğunu hatırlaması lazım. Türkiye hukuk devleti olmaktan çıktı. Hukuk devleti olmaktan çıkan bir Türkiye'nin insanlarımızın ne can güvenliği ne mal güvenliği olamaz. Bu içerideki durum. Uluslararası alanda da Türkiye'nin saygınlığı olmaz. Türkiye'ye bundan sonra ne bir yatırımcı gelebilir ne de uluslararası alanda Türkiye o sözü geçen bölgesinde güçlü bir devlet olabilir. Benim gördüğüm şu anda Türkiye'de bir hukuk sorunu var. Bir devlet krizi var. Bu devlet krizini yaratan da bugünkü iktidardır. Yani Tayyip Erdoğan'ın yarattığı bir krizdir bu. Sayın Toprak, bakıldığında sadece içe dönük kaygıların ötesinde Türkiye'yi ileriki günlerde ülke olarak da sıkıntıya sokabilecek gelişmelerin ipuçları bugünden ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bakarsanız eğer orada terörist unsurlara mühimmat takviyesi yapıyorsa, yardımı yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti, sonuçta AKP hükümetinin siyasi kararıdır belki ama sonucunda Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne kadar gidecek ve Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya sokacak bir süreç başlamış olabilir mi efendim? Şimdi Rami Bey, ben bir tespit yapmak istiyorum. Türkiye bir örneğe çok dikkat etmeli. Pakistan örneğine bakmamız lazım. Pakistan Afganistan'a kendi üzerinden El-Kaide militanları gönderdi. El-Kaide militanları Pakistan'ı kullanarak Afganistan'a gidip bir sürü olay yaptılar. Afganistan'a giden o El-Kaide militanları belli bir süreden sonra Pakistan'ın iç işlerini karıştırmaya başladılar. Pakistan'da güvenlik sorunu başladı. Pakistan'da
iç huzursuzluk başladı ve Pakistan Afganistanlaştı. Bakın bugün Pakistan'a, Pakistan Afganistanlaşmış durumda. Güvenlik yok, terör almış başını gidiyor. O üstünden geçiş yaptırdıkları o teröristler şu anda Pakistan'ı perişan ettiler. Aynı olay Türkiye'de de var. Türkiye kendi üzerinden Suriye'ye terörist gönderiyor ve yataklık yapıyor teröristleri. Unutmayın ki Pakistan nasıl Afganistanlaştıysa Türkiye'de yarın öbür gün Suriye'leşecek. Yani ikinci bir Afganistan olacak. Kimse bunu gözden kaçırmasın. Çünkü o terör örgütlerinin en büyük amacı bölgede huzursuzluğu yaratmak, güvensizliği yaratmak, o bölgedeki vatandaşları kendisine bağımlı kılmak, etki alanı yaratmak, onların demokrasiyle, insan haklarıyla, özgürlükle hiçbir alakası yok o insanların. Bunu dikkate almamız lazım. Türkiye'nin Pakistanlaşmaması lazım. Türkiye'nin bu örneği çok önemli, göz önünde bulundurması lazım. Türkiye'nin artık o sınırlarındaki terör örgütlerine yataklık yapmaması lazım. Bugün eğer Türkiye'yi yöneten hükümet bu yataklık yapmaya devam ederse korkarım ki bunun en büyük bedelini Türk halkı ödeyecek. Onun için defalarca uyardık, burada da uyarmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 2011'deki o giriştiği Abdullah Öcalan'la başlayan o süreçteki Tayyip Erdoğan'ın o bölgedeki istikrarsızlaştırma süreci Türkiye'yi kötü bir yere doğru götürüyor. Türkiye bir an evvel bu girdaptan çıkması lazım. Bunun siyasi yansımalarının önümüzdeki yerel seçimleri de dikkate aldığımızda nasıl olabileceğini düşünüyorsunuz efendim? Şimdi ben bu iktidarın siyasete çöktüğüne inanıyorum. Bakın AKP iktidarı hangi işe el attıysa onu mahvetti. Hani bu ülkede dış politikada sıfır sorun olacaktı? Oldu mu peki? Hayır. Bir tane komşumuz kalmadı. Sıfır dostumuz kaldı. AKP iktidarı bu ülkede terörü çözecekti. Çözebildi mi? Hayır. Teslim oldu. İmralı ve Kandil'e teslim olmuş bir iktidar var. Hani ekonomi düzelecekti? Hani dolar kuru bu yıl sonunda 1920'de olacaktı 2013'ün sonunda? Düzeldi mi? Hayır. Dolar 2100'lerin, 2200'lere vardı. Yani AKP bugün el attığı hangi konu varsa mahvetmiş durumda. Ben bu halkın sağduyusuna güveniyorum. Bu halkın sağduyusuyla AKP'yi göndereceğine inanıyorum. AKP bir panik havasında. Bakın AKP bir şeyi unutturmaya çalışıyor. Türkiye'de rüşvet yolsuzluğunu, o kasalarda, ayakkabı kutularından çıkan paraları unutturmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Efendim yeniden yargılanma sürecini gündeme getirelim. İyi polisi oynamaya başlama üzere AKP. Bu tuzağa düşmeyelim. Evet, oradaki insanlar tekrar yargılanmalı. Özel yetkili mahkemelerin bugüne kadarki verdiği o kararlar gözden geçirilmeli. İnsanlar cezaevlerinde çürüyorlar. Onlar çıkmalı. Bunları kabul ediyorum. Ama bugün iyi niyetten bazı kesimlerin başlattığı o girişimlerde iyi polis havasının yayılmasını da tehlikeli buluyorum. Bu yolsuzluk ve rüşvetle ilgili galiba milletin hafızasının çok gerilere gidemeyeceği konusunda bir inancı var ki hükümetin. Cemaat AKP paralel devlet ve onun yansımaları başlığı altında unutturulmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor gibi bir duyguya siz de kapılıyor musunuz efendim? Şimdi Sayın Aygül, tamam Türkiye'de bazı yapılar devletin bazı kadroları içerisine girmiş olabilirler. Bunları bu süreçte Sayın Başbakan'ın söylediği bir laf vardı. Ne istediler de vermedik. Yani bunları oraya taşıyan Sayın Başbakan'ın ta kendisi. Ama Sayın Başbakan bunu kamuoyunda işte paralel yapılanma var, bunu temizliyoruz demekle yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışıyor. Rüşvetin üstünü örtmeye çalışıyor. Benim tehlikeli gördüğüm bu. Türkiye'de bir yolsuzluk var. Bir rüşvet var. Bir bakanın oğlunun evinde çıkan 6 tane kasa var. Para sayma makineleri var. Bir banka genel müdürünün ayakkabı kutuları içerisinde çıkan milyon dolarlar var. Yani Türkiye'de bu unutulmaya çalışılıyor. Bunu unutturmamamız lazım. Yani Türkiye temiz toplumu yakalamak istiyorsa
Bence bu meselenin nereye gittiğini, bu meselenin takipçisi olması lazım. Tamam, paralel yapılanma var mı? Olabilir. Sen hükümet değil misin? 12 senedir bu yükleri sen yönetmiyor musun? Neden ağlıyorsun? Yani sen bu ülkeyi yönetiyorsun. Senin çıkıp bu yapıyı ortaya çıkarıp gereğini yapman lazım. Ama senin diğer görevin olan rüşvetin, yolsuzluğun, bakan çocukların evlerinde çıkan paranın da üstüne gitmen lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Orada görevini yapan savcının görevini yapmasına engel oluyorsun. Bizim tehlikeli gördüğümüz budur. Son birkaç günde yeniden yargılama adı altında farklı bir hava estirilmeye çalışılıyor ve hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet unutturulmaya çalışılıyor. Burada bunu tehlikeli buluyoruz. Yolsuzluğun üstüne gitmemiz lazım. Rüşvetin üstüne gitmemiz lazım. Nereye kadar uzanıyorsa bunun takipçisi olmamız lazım. Başbakanın şu andaki yaptığı o manevralara bence tuzağına düşmememiz lazım. Sayın Toprak, şimdi sizin bence çok etkili bir değerlendirmeniz var. 28 Şubat brifinglerini eleştiren AKP şimdi post 28 Şubat için hazırlık yapıyor. Dolmabahçe türü toplantılarda bunun kamuoyuna yansıtılış biçimidir şeklinde bir değerlendirmeniz var. Dolmabahçe'de kendine çok yakın yazarlarla ve gazetecilerle bir araya geldi Sayın Başbakan. Bunların da devam edeceği anlaşılıyor. Kendine yakın hissettiği basın yayın organlarıyla bir araya gelerek. Keza Japonya, Malezya, Singapur ziyareti içinde yine kendi kadrosundan gazetecilerle bir araya gelerek o seyahati başlattı. Bu konudaki ayrıntılı düşüncenizi almak istiyoruz. Şimdi daha önce 28 Şubat'a karşı çıkıyorlar. Diyorlardı ki işte Genelkurmay'a bazı gazeteciler çağrılıp briefing veriliyor ve o briefingden yönlendirilme yapılıyor. Bugün 28 Şubat'a karşı çıkanların işte Sayın Başbakan'ın yaptığıyla ne farkı var? Yani daha önceki olaya karşı çıkıyorsun ama Dolmabahçe'de aynı olayı sen de yapıyorsun. Çağırıyorsun gazete temsilcilerini. Bakın olayı böyle düşüneceksiniz. Bakış açısı bu olmalı. Yani bu talimat vermektir basına. Zaten yandaş bir basın yarattınız. Yani yandaş basınla istediğinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Bir hükümetin bu kadar medya grubunu kendi kontrolünde tutması doğru mudur? Bugün en son bakın Sabah gazetesine ATV. Şimdi bunun kime satılmış? Sahibi kim? Ne kadar bugüne kadar vergi vermiş? Buradaki o büyük rakam kredi nereden geliyor? Bunlara bakmamız lazım. Yani Sayın Başbakan kendi güdümünde bir medya başarısızlıklarını bir PR marifetiyle örtmeye çalışıyor. Dolmabahçe'deki yapılan toplantılarda 28 Şubat'taki onların söylediği toplantılardan hiçbir farkı yok. Sayın Başbakan 28 Şubat'ı eleştirirken Dolmabahçe'de aynısını yapması bence ikiyüzlülük. Dündür bugün bugünün farklı mantığıdır. Onun için ben o süreçleri tehlikeli görüyorum. Türkiye eğer bölgesinde güçlü bir devlet olmak istiyorsa, Türkiye temiz toplumunu yaratmak istiyorsa, Türkiye hukukun üstünlüğünü, demokrasinin üstünlüğünü bu ülkede oturtmak istiyorsa bu yolsuzlukların, bu pisliğin, bu kokuşmuşluğun nereye kadar gidecekse gitmesine izin vermelidir. Aksi takdirde vermiyorsa demek ki o kokuşmuşluğun, o pisliğin içinde Sayın Hükümet'in tepesinden ta en alt birimine kadar tüm yetkilileri var demektir. Bir korkuları var demektir. Peki Sayın Toprak, son olarak şimdi AKP'nin siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkması aşamasından başlayarak paylaşılan iktidar yıllarındaki nimetleri de dikkate alarak AKP ile cemaat bugünlere kadar geldi. Ama MİT Müsteşarı'nın çağrılmasıyla ifadesini almak üzere başlayan 17 Aralık'la pik noktasına ulaşan Hatay'daki tır olayıyla bir karşı cevap olarak algılanan bir süreci de yaşıyoruz. Bu çatışmayı ilk başta gayet güzel götürülen bir ilişki ve ortaklık biçiminin bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki öngörüleriniz nedir? Şimdi ben bir şeyi ayırmak istiyorum. O savcı Hatay'daki tır noktasında bu tırı durdurmamız lazım, İçinde ne var ne yok diye bakmamız lazım diyen savcıya hemen bir
lafta yapıştırılmasını doğru bulmuyorum. Karalanmasını doğru bulmuyorum. O savcı görevini yapıyor. O savcı görevini yaparken ona engel olanlar aslında görevini kötüye kullanıyorlar. O savcı o türün içerisinde ne olduğunu bilmek zorunda. Bir şikayet vardır, görevini yapıyordur. O savcı cemaate aittir, başkasına ait, onu bilemem. Ama savcı görevini yapıyor. Savcı diyor ki bu tırda Türkiye'nin çıkarlarına zarar verecek bir yapı var. Ve onun için buna bakmamız lazım diyor. Böyle bir istihbarat aldık diyor. Kolluk kuvvetlerine bunu şikayet ediyor. Ama savcı ya yok kardeşim böyle bir şey al bak demek yerine tırı kaçırıp savcıya da böyle bir çamur atılmasını doğru bulmuyorum. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti dışında birine birileri hizmet ediyorsa gereği yapılmalı ve görevden el çektirilmeli. Bu noktada hiçbir tereddütüm yok. Ama biri görevini yapıyorsa gidip bakan çocuklarının evindeki o 6 tane para kasasını kardeşim sen bu parayı nereden buldun deyip orada temiz toplum için mücadele veriyorsa onlara çamur atılmasını doğru bulmuyorum. Yani her savcıyı, her hakimi görevini yapıyor diye, bakan çocuklarını rüşvetle suçüstü yapıyor diye, kara paraya el koyuyor diye biz karalayamayız. Onlar görevini yapıyorlar. Ama onların başka bir noktada eğer Türkiye Cumhuriyeti yerine başka yerlere hizmet ediyorlarsa, görevini kötüye kullanıyorlarsa o görevi kötüye kullanma konusunda üstüne gidilmeli. Bence yaptırım da olmalı. Gerekirse görevine son verilmeli. Ama burada benim gördüğüm bunlara paralel devlet var. Efendim buna işte benim çocuğuma kadar uzanıyor. Ya kardeşim senin çocuğuna kadar uzanıyorsa uzanabilir. Eğer senin çocuğun temizse neden sen kapı kapı dolaşıp bunu anlatıyorsun? Gitsin çocuğun aslanlar gibi ifadesini versin. Desin ki benim suçum varsa yargılanmaya hazırım desin. Ama sen kendi çocuğunu saklıyorsun. Durmadan bir suçluluk telaşında toplantılar yapıyorsun. Göstermelik bir yere gidip sonra kendini havaalanlarında karşılatıyorsun. Savcılar da işte bunlar paralel devlet. İşte bunlar bir yerden talimat alıyorlar deyip bu süreci örtmeye çalışıyorsun. Bence iki tane şeyi ayırmak lazım. Bu süreci ayrı bir yere koymak lazım. Türkiye'de paralel devlet olayını ayrı bir yere koymak lazım. Tekrar söylüyorum. Bu süreci örtmek için paralel devlet lafıyla veya tekrar yargılanmayı bir iç içe koyup böyle masum gösterilmesini doğru bulmuyorum. Burada bir süreç var. Hırsız suçüstü yakalanmıştır. Para kasaları yatak odalarında çıkmıştır. Yani birini sorması lazım. Ya kardeşim bu para kasaları çıktı. Paralar çıktı. Ayakkabı kutularında çıktı. Bu paralar nereden? Bu fakir fukaraya gidecek kaynak neden senin yatak odandan çıkıyor? Biz bunu unuttuk başka bir şey konuşuyoruz. Gündemi değiştiriyoruz. Gündemi değiştirme tuzağına düştük biz. Oysa ki gündem şu anda yolsuzluk ve hırsızlık. Gündem şu anda bakanlar kurulu içindeki yapının çökmüş olması. Ucunun ta başbakana kadar gitmiş olması. Bunu tartışmayacak mıyız? Yeniden yargılama. İyi de özel yetkili mahkemeleri sen kurmadın mı? Sen onu kurarken bugünleri düşünmedin mi? Özel yetkili mahkemeler kalkmalı, biz savunuyoruz. Özel yetkili mahkemelerin bugüne kadar verdiği kararlar gözden geçirilmeli. Tamam, bunları sen yaptın ey hükümet, ey başbakan. Senin yaptığın pislikler bunlar. Ama senin bir haltı daha yaptın. Ne yaptın? Senin bakanların bu ülkeyi soyup soğana çevirdi. Senin bakanların çocukları bu ülkeyi yolsuzluk batağına sürükledi. İnsanların mutfağına gidecek o kaynağı hepsini hortumlayıp kendi evlerine taşıdılar. Biz bunu soruyoruz. Hükümet kokuşmuştur. Hükümet çökmüştür. Yargıyı yok kabul etmiştir. Bu ülkenin temeli yargıdır. Yargı eğer ortadan kalkarsa bizim artık bu ülkenin temel direği diye başka bir kurum görmemiz mümkün değil. Ama Sayın Başbakan güçler ayrılığına inanmıyor. Sayın Başbakan sadece ben diyor. Diktatörlükte olan bir yetki istiyor. Benim gördüğüm Sayın Başbakan yeniden yargılama gündemiyle gündem değiştirmeye çalışıyor ve bu gündem tuzağına da düşmememiz lazım. Peki emniyette yapılan bu kapsamlı görevden almalar, hakimler, savcılar, yüksek kurulunun yapısının değiştirilip
Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu gibi iki kurulla ve siyasi partilere RTÜK örneği gibi kontenjan ayrılarak yapılacağı söylentileri, Danıştay yasasının değiştirilmesi gibi, acaba hukukun üzerinde bir operasyon mu yapılmaya çalışılıyor ve bundan sonra görevini layıkıyla yolsuzluk ve rüşvet konularında, hırsızlık konularında ve hükümet kaynaklı da olduğunda görevini yapacak kişiler bundan sonra herhangi bir hareketin temsilcisi gibi mi gösterilip üst örtülmeye çalışılacak efendim? Benim gördüğüm şu, görevini yapan bu ülkenin namuslu evlatlarına sırf kendi suçlarını çıkartmasınlar diye kendileri kontrol edemedikleri için oraya buraya sürülüyor. Buna bakmamız lazım. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmesini de doğru bulmuyoruz. Yani kendi güdümünde değilse bir yapı hemen değiştirmeye kalkıyor. Biz artık güçler ayrılığı erkine inanmalıyız. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu bağımsız bir kurumdur. Ya bağımsız bir kurum Tayyip Erdoğan'ın emrinde değil diye hemen değiştirmek mi lazım? Bence yanlış. Şimdi emniyette kendisine biat etmeyenleri görevlerine yeri değişiyor. Doğru mudur bu? Ya bugüne kadar neredeydi aklın? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Sen yönetmiyor muydun? Ey Tayyip Erdoğan, 12 yıldır bu ülkeyi sen yönetiyorsun. Bunun sorumluluğu sende. İnsanları cezaevinde çürüten sensin. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu'nu anayasa değişikliğiyle getirip meydan meydan dolaşıp bu zarar verir dediğimizde bak bunlar inanmıyorlar hukukun üstünlüğüne diyen Tayyip Erdoğan değil miydi? Niye şimdi bunu değiştirmeye kalkıyor? Çünkü onlar biz bağımsız yargıyı savunuyoruz diyorlar. Sayın Tayyip Erdoğan da bağımsız yargının karşısında. Maşallah her şeyi biliyor. Yani yargıyı da her tarafı da çok iyi bilen bir başbakan var. Kadının doğumundan savcıya kadar, yani hukuka bile neredeyse her şeyi ben bilirim havasında meydan meydan çıkıp savcıları şikayet etmeye başladı. Ben tehlikeli görüyorum. Kendisine hükmetmediği yapıları yıkmaya çalışıyor. Bu Türkiye'deki milli orduyu yıktı, iş adamlarını yıktı, medyasını yıktı, yargısını da yıkmak istiyor. Evet, bütün bu yıktıklarının yerine de kendine uygun yapılar oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Evet, katılıyorum size. Sayın Erdoğan Toprak, kendi güdümünde yapılar oluşturmaya çalışıyor. Evet, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz.